Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda elimde gördüğünüz bu YouTube logolu anahtarlık modelinin yapılışını göstermek istiyorum sizlere. Emin olabilirsiniz ki bu modeli ben hiçbir kanalda görmedim. İlk defa benim kanalımda izleyeceksiniz. Tamamen kendim tasarladım. Farklı şablonları birleştirerek arkadaşlar. Sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Önlü arkalı yaptım ben bu şekilde. Arasına da elyaf doldurdum. Şimdi hemen yapılışına geçelim. İpim yarnart, tığım 2,1 milimetre. Anahtarlık aparatı olarak iki farklı aparatı da tercih edebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Hemen yapılışına geçelim arkadaşlar. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Alt sıramız için zincir çekelim. Toplamda 20 tane zincir çekeceğiz. Tane zincirimi çektim. Bir tane zinciri boş bırakıyorum. İkinci zinciri batarak sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Yanına da sık iğne yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Toplamda 18 tane sık iğnemiz olacak. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. 18 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Hemen dibindeki sık iğnenin tepesine batıyorum. Tekrar sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bu sırayı da arkadaşlar sık iğne yaparak tamamlayacağız. Toplamda 13 sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. Yukarıya doğru 13 tane 13 sıradan oluşacaktır iğne arkadaşlar. Ben 13 sırayı tamamladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen boyutunu da göstermek istiyorum sizlere. Eni 6,5 santim. Boyu da 5 santim. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar, ben kamera arkasında bir tane de bu şekilde yapmıştım, hazırlamıştım. Bunların ikisini birleştireceğim. Bir de beyaz yarnart ipim var. Kalın delikli iğnem var. Etamin iğnesi. Siz elinizde plastik iğne varsa onu da kullanabilirsiniz. İki katlı olarak ben ipimi iğneme taktım. Şimdi bu şekilde çarpı tekniğiyle arkadaşlar, kanaviçe tekniğiyle bu üçgen logonun şeklini oluşturacağız. Soldan sağa sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soldan sağa 6, aşağıdan yukarıya da doğru da 2 tane sırayı boş bırakıyoruz. Bu şekilde ipimizi geçirdik. İki katlı işlemeye özen gösterin arkadaşlar. Her sıraya çarpı olarak işliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. İki katlı olduğu için ve aynı zamanda yün olduğu için biraz zorlanabiliriz. Bu çok normal. Bu şekilde düzelterek devam edelim. Yukarıya doğru 9 sıra olacak arkadaşlar. Şimdi ben 4. çarpımı yaptım. Toplamda 9. Evet, bakın arkadaşlar, şöyle de sayabilirsiniz. 9 tane çarpımı yaptım. Şimdi çarpılarımı kapatıyorum. Yine aynı teknikle çarpı yaparak aşağıya doğru iniyoruz. Bu şekilde. Ben videomu çok uzatmak istemediğim için aralarda basit kısımlarda videomu durduruyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde şunu da söyleyeyim. Videomu çok uzatmak istemiyorum, dediğim gibi aşağıya doğru çarpı yaparak iniyoruz. İkinci sırayı da 9 sıra olarak çarpı yaparak yukarıya çıkıyoruz ve kapatarak geri geliyoruz. Ben kamera arkasında tamamlayıp geliyorum. Ben iki sırayı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıraya geçiyorum. Bu şekilde. Bir sıra yukarıdan başlıyorum arkadaşlar. Üçüncü sırayı yaparken
Bu sırada da toplam 7 tane çarpımız olacak arkadaşlar. Şuraya geldiğimizde, pardon. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çarpı yapacağız bu sırada. Yukarıda da bir sıra boş bırakacağız. Sonra geriye döneceğiz arkadaşlar. Evet, 4. sıraya geçiyorum arkadaşlar. Azaltarak devam ediyoruz. Bu sırada da 5 tane çarpı yapıyoruz yukarıya doğru. Buraya kadar gelip buradan geriye dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sırada da 3 tane çarpı yapıyoruz. Sonra da 1 tane çarpı yapıyoruz. Ve bitiriyoruz. Evet, bakın bu şekilde 3 tane yaptım. Geriye dönüyorum. Hemen buraya batıp karşısından çıkartıp iğnemi son çarpımı yapıyorum. Arkada ipimizi şöyle yürütebiliriz. İsterseniz düğümleyebilirsiniz. Düğüm biraz kalın olacak. Düğümlemeye gerek yok arkadaşlar. Zaten birleştireceğim. Bu şekilde şimdi iki logomuzu birleştirelim arkadaşlar. Karşılıklı birbirine bakacak şekilde tuttuğumuzda üçgen kısım sağ tarafa gelecek. Buradaki ipleri de yürütelim. Evet arkadaşlar, iplerimi de gizledim. Ben bu şekilde birbirine birleştiriyorum. Karşı hemen diğer örgümüzün karşısına batıyoruz ve kaydırma yöntemiyle ipimizi birleştiriyoruz. Tekrar yan sıraya batıyorum ve karşılıklı olarak batıyorum, ilmeğimi alıyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bu şekilde bütün sıraları birbirine şuraya köşeye gelene kadar kaydırma yöntemiyle birleştirelim arkadaşlar. İki örgümüzü de. Bakın böyle oluyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde etrafını kapadım ben. Şöyle bir miktar elyafım var. Kalan boşluktan da elyafımı içeriye doğru itiyorum. Bu şekilde yerleştirelim, düzeltelim. Şöyle yumuşak, puf puf bir anahtarlığımız olacak. Geriye kalan kısmı da hemen sizin önünüzde kapatıyorum. Anahtarlık aparatıyla da birleştireceğim. Eğer bu anahtarlığı sipariş vermek isterseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabım da kanalımla aynı isime ait sahip. Zaten hakkımda kısmında da linkim var. Burada arkadaşlar bir miktar zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir benim için yeterli. Siz istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Şöyle zincirimin alt kısmından geçiriyorum. Tığımı, ilmeğimi alıp kapatıyorum sık iğneyle. Tekrar 8 tane zincir çekiyorum. Sekiz tane zinciri çektim. Aynı göze batarak kaydırma yöntemiyle kapatıyorum ve bir tane de zincir çekerek sabitliyorum arkadaşlar. İpimi de kestim. Hemen ipimi gizliyorum. Anahtarlığım hazır arkadaşlar. Şöyle iki tane YouTube logolu anahtarlığım oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.